as if it was his school bag. Kendi ağırlığının 3 katını kaldırırken Naim Süleymanoğlu'nu izlediniz. 2 gün önce kaybettiğimiz Naim Süleymanoğlu, dünyanın her yerinde cep herkülü, dünyayı kaldıran adam ve Türk süpermeni olarak tanınıyordu. Bu isimlerin hiçbirisini Naim önermemişti. Zaten kendinden bahsetmeyi hiç sevmezdi. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Naim, bu isimleri kazanmıştı. Cep herkülü. Naim Süleymanoğlu 1967 yılında Bulgaristan'da doğdu. Bulgar hükümetinin asimilasyon politikaları doğrultusunda tüm Türklerin soyadı gibi Naim'in de soyadı asimile edilmişti. Halter'e daha çocukken başlayan Naim Süleymanov ilk uluslararası madalyalarını daha 15 yaşındayken kazandı. Brezilya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk dünya rekorunu kırıp 2 altın madalya kazanarak turnuva şampiyonu oldu. 1983 yılında ABD'de yapılan turnuvada dünya rekoru kırarak tüm ABD medyasının odak noktası oldu. Boyu 147 santimetre olan bu kahramana ABD medyası Cep Herkülü ismini verdi. Bu isim o kadar popüler hale geldi ki Naim Süleymanoğlu artık dünya çapında Cep Herkülü olarak tanınmaya başladı. Dünyayı kaldıran adam. Naim Süleymanoğlu 1983-86 yılları arasında gençler kategorisinde 13, büyükler kategorisinde 50 rekor, yani toplam 63 rekor kırarak halter tarihinin en büyük sayfalarını yazıyordu. 1984 yılında kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak tarihi rekora imza attı. 1984, 85 ve 86 yıllarında 3 kez ard arda yılın sporcusu seçilen Naim'in ikinci lakabı da belli oldu. Naim'in isminden dünyayı kaldıran adam olarak bahsedilmeye başlamıştı. Türk Süpermeni. 80'lerde Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan baskılar artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Dönemin başkanı Todor Živković asimilasyon politikasının şiddetini arttırmıştı. Bulgar hükümeti ismiyle Bulgaristan'ı dünyaya tanıtan sporcuyu bile Türk kimliği ile kabullenememişti. 1984 yılında Naim Süleymanov'un ismi hükümetin kararıyla Naum Shalamanov olmuştu. Naim'in artık bu baskılara tahammülü kalmamıştı. Dönüm noktası ise 1986 yılında Avustralya'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası oldu. Naim kaldığı otelde görüştüğü Türk yetkililerin yardımıyla Avustralya'da bulunan Türk Büyükelçiliğine sığındı. Daha sonra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel müdahalesiyle Türkiye'ye geldi. Bu basit bir iltica değildi. Naim Süleymanoğlu yıllar sonra özgürlüğüne, bayrağına, ismine, soyadına kavuşmuştu. Türkiye'nin ismini sayısız organizasyonlarda, olimpiyatlarda, turnuva ve şampiyonalarda en yükseklere taşıyan Naim Süleymanoğlu, aynı zamanda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de sesi oldu. Türklere yapılan baskı tüm dünyada duyularak tepki çekmeye başladı. Aynı zamanda Türkiye'de halterin popülerleşmesini sağlayan Naim Süleymanoğlu'ndan, medyada bu sefer de Türk süpermeni olarak söz edilmeye başladı. Naim Süleymanoğlu tüm başarılarına ve dünya çapındaki ününe rağmen çevresinde samimi ve mütevazi insan olarak tanınıyordu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Türk süpermeni 18 Kasım 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Naim Süleymanoğlu'nu yakından tanıyan gazeteci Doğan şunları söyledi. Naim çok içine kapanık biriydi. Fazla konuşmayı sevmezdi. Bilmiyorum nedendir ama çok gülmezdi. Ama göçmenleri çok severdi. Bütün Bulgar göçmenlerine evi açıktı. Göçmen öğrencilere burs verirdi.